Evet, şimdi sizlere bu oyunun performansını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bir adet deste var, bir tane kağıt var, karton boş bir şekilde duruyor ve bir tane de kalem var, Sharpie. Şimdi ben hiçbir şeye başlamadan önce buraya bir tahmin yazıyorum. Hiçbir şeye başlamadan önce burada bir tahminim olacak. Onu da şu an buraya yazıyorum. Ve bu kapalı bir şekilde burada duruyor. Şimdi seyirci ediyorsunuz ki istediğin bir tane karta dokun ama o karta bakma. O kart bizim yönlendirme kartımız olacak. Ne olduğunu biraz da anlayacaksın. Ve seyirci istediği bir tane kart dokunup çıkartıyor. Şimdi senden isteğim şu diyorsunuz. Bu kartı destenin ortalarında bir yere, istediğim bir yere yarısına kadar bu şekilde koyup bekleyeceksin. Yaz nereye koydun çok önemli olacak diyorsunuz. Yani sen bir kart yukarı bir kart aşağı koyarsan her şey farklı olabilir ve bütün kaderin farklı olabilir. O yüzden iyi bir şekilde düşün veya hisset ve bu kartı destenin ortalarında istediğin bir yere yarısına kadar koy. Ve bu kartı seyirciye veriyorsunuz ve seyirci de gerçekten istediği bir yere bu kartı koyuyor. Memnun musun diyorsunuz, belki memnun olmayabilir, değiştirebilirsin diyorsunuz. Değiştirmek istiyor diyelim, gelip başka bir yere koyuyor. Ve tamam. Şimdi bu kartın ne olduğuna bakacağız. Bu kart çok önemli değil çünkü bu aslında bir yönlendirme kartı. Buradaki kart kupa 10. Ve sen kupa 10'u tam olarak buraya koydun. Yani sen gelip bu iki kartın arasına koyabilirdin. O zaman gelecek olan kartlar sinek 10'la maça 2'ymiş. Veya buradaki iki karta koyabilirdin. O zaman da gelecek kartlar papazla 4'müş. Ama sen tam olarak hiçbir şeyi bozmadan açıyorum. Bu iki kartın arasına koydun. Ve gerçekten bu kartı herhangi bir yere koyabilirdin. Ama tam olarak buraya koymayı tercih ettin. Ve hatta başını değiştirdin diyorsunuz. Bu kartlara baktığımız zaman kupa 2 ve maç 6. Bir şey ifade ediyor mu sana? Etmiyor diyor. Ama bana çok şey ifade ediyor ve birazdan sana da edecek. Çünkü ben hiçbir şeye başlamadan önce buraya bir tahmin yazdım. Bu tahminde de gördüğünüz gibi kupa 2 ve maç 6. Herkese selam tekrar. Hoş geldiniz. Ben Doruk Sayar. Bugün sizlere çok güzel, çok efsane bir kart numarası gösteriyorum. Bu oyunun bu kadar iyi olduğunu nereden biliyorum? Çünkü ben eskiden bu oyunu sürekli yapardım ve gerçekten en güzel tepkileri aldığım oyunlardan bir tanesi bu oyundu. Ve ben de sonunda sizlere bu oyunu göstermeye karar verdim. Aslında kanal açıldığından beri bu oyunu göstermeyi düşünüyorum ama biraz bekledim. Ya biraz kanaldaki videoların çoğalmasını bekledim. Ama şu an bence tam zamanı. O yüzden siz de bu güzel oyunu, bu güzel tahminin oyununu öğrenip hemen etrafınızdaki insanlara, arkadaşınıza, ailenize yapabilirsiniz. Şimdi bu oyunun güzelliği şu, öncelikle sadece iskambil kartları dışında bir tahmin yazıyorsunuz. Yani bu kağıda olabilir veya bir defter olabilir veya sürpriz bir yere saklayabilirsiniz veya telefonda WhatsApp'tan oradan buradan mesaj atabilirsiniz. Bunun çeşitlerinden zaten çıkama kısmında bahsedeceğim çünkü birçok şekilde bu numarayı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi işin güzel kısmı yani sırf kartlarla değil aslında başka bir tahmin de olduğu için insanlar tarafından genel bir numara olarak algılanıyor ki bu güzel bir şey zaten. O yüzden siz de bence bu numarayı kesinlikle kendi repertuarınıza katmalısınız. Ve işin bir diğer güzel kısmı da şu, bu numara yapması gerçekten çok kolay. Yani çok küçük bir teknik var. Çok kısa bir teknik var. O tekniği öğrendiğiniz zaman ki zaten çok kolay hemen öğrenebileceğiniz bir teknik. Hemen bu numarayı yapıyor hale gelebilirsiniz. Sadece sunumunuza dikkat edin. Yani bu tarz böyle tahmin numaraları sunarken biraz daha atmosfer yaratmaya çalışın. Yani biraz böyle klasik kart sihirbazlığından, kart hareketlerinden farklı bir atmosfer yaratmaya çalışın. Bu seyircinin daha iyi tepki vermesine sebep olacaktır. Bunu unutmayın bakın. Çünkü aslında bu biraz bir mentalizm numarası. Yani kart sihirbazlığıyla beraber aslında biraz mentalizm konseptinde olan bir numara. O yüzden çok fazla sunuma açık bir numara. Siz buna kendi sunumunuzu ekleyebilirsiniz veya performansla izlediğiniz gibi sunabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu oyunun açıklamasına giriyoruz. Evet, şimdi bu oyunun sizlere açıklamasını göstereceğim. Oyun gerçekten çok kolay. Sadece bir tane teknik var yapmanız gereken. Biraz onun üzerine duracağım. Sonra farklı şekillerde nasıl sunabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz biraz onları konuşacağım. Şimdi başlıyorum. Sizin aslında bu oyun için yapmanız gereken tek şey, hatırlamanız gereken tek şey en üstteki kart ve aynı zamanda en alttaki kart. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ya desteği önceden hazırlayıp bu şekilde koyabilirsiniz veya seyirciye verin, seyirci karıştırsın. Kartları istediği gibi kessin, karıştırsın. Siz bir şekilde en alttaki ve en üstteki karta bakmanız gerekiyor. Bunu da kartları toparlarken yapabilirsiniz veya işte kartları açıp son bir kez bakabilirsiniz. O esnada görebilirsiniz. Şu an üstte maça 8 var, en altta da kupa kız var. Yani sizin en üstteki ve en alttaki kartı bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi seyirci karıştırıyorsa çaktırmadan düzeltirken bakabilirsiniz veya çevirirken şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Artık burada hem 3 gözüküyor hem 5 gözüküyor. O kısmı size kalmış ama bilmeniz gerekiyor. Veya dediğim gibi eğer böyle hazırlıklı gidecekseniz de üste veya en altta istediğiniz kartları koyabilirsiniz. Buraya koyacağımız kartlar yani en üstteki en altta olan kartlar aslında bizim buraya yazacağımız tahmin kağıtları. Yani siz bu en üst en altta gördüğünüzü bu tahmin yerine yazıyorsunuz. Mesela buradaki performansta ne varmış? Kupa 3 ile maç 10. Onları çıkartayım. Örnek onlar üzerinden gidelim şu an. Maç 10, kupa 3. Zaten yan yana duruyorlar. Şimdi maç 10 üstte, kupa 3 altta. Siz diyelim ki bu şekilde duruyorsunuz.
Sonra hiç başlamadan önce bir boş bir kağıda buraya tahmininizi yazdınız. Bu arada tahmini yazabileceğiniz ve tahmini çıkartabileceğiniz diğer seçeneklerden bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Ama şu an temel versiyonu bu. Geldiniz buraya yazdınız, seyirciye göstermiyorsunuz, kapalı bir şekilde koyuyorsunuz. Şimdi Joker sunumu da olur, onu da birazdan geleceğim. Ama en temel versiyonunu gösteriyorum. Diyorsunuz ki istediğin bir kart al ama o karta bakma. Siz bunu dediğiniz zaman zaten bir gizem uyandırıyor seyircide bu. Çünkü bakmayacağı merak ettiği bir kart oluyor. Ve bu kartı çok da fazla vurgu yapmıyoruz bu arada. Kapalı bir şekilde bir kartı çıkartıyor. Sonra diyorsunuz ki bu kartı destenin ortasında istediğin bir yere yarısına kadar koy. Bak bu yarısına kadar cümlesi çok önemli. Çünkü genelde direkt böyle alıp ittirmeye çalışanlar olacaktır. Onun olmamasına karşın hatta siz alın gösterin. Bu kartları al, istediğin bir yerde yarısına kadar koy ve bekle diyorsunuz. Seyirci de geliyor, istediği bir yere koyuyor kartı. Şimdi buraya koyabilir, buraya koyabilir. Ve koyduktan sonra diyorsunuz ki bir kart yukarı koyarsan her şey farklı olacak. Yani bir kart aşağı koyarsan o yüzden iyi düşün. Yani tamamen senin tercihini değiştirmek istiyor musun? Memnunum diyor veya değiştiriyor. Çok problem yok burada. Diyelim ki memnunum dedi, değiştirmedi. Tamam diyorsunuz. Şimdi siz bir hareket yapacaksınız ve o hareket sonucu en üstteki kartla en alttaki kart yani maço 10'la kupa 3 bu kartı sandviç yapıyor hale gelecek. Yani o iki kartın arasında bu kart olacak. Şimdi o harekette şu şekilde oluyor. Siz bu kartın ne olduğunu göstereyim diye bir bahane eklerken aslında o hazırlığı yapıyorsunuz. Şimdi ben kartları bu şekilde açtım. Spread yaptım. Onu da açıklamaya koyuyorum spread yapmayı bilmiyorsanız. Ve tam bir öndeki karta geldiğim zaman açık karta yani ilerideki karta geldiğim zaman bu hemen elim ters dönüyor. Tamam hemen gelip ters dönüyor. Ve baş parmağımla bunun ucunu yakalıyor. Yani hızlısı şu bak. Hop, pat. Bunu buraya koyarsam hazır oluyorum. Ama yavaş bir şekilde size gösteriyorum. Geldim, açtım. Hemen elim ileri geldi ve döndü. Dönüp baş parmağımla bunu yakaladım ve tekrar normale döndü ve bu paketi de üzerine koydum. Bu kadar basit yapmam gereken şey. Şu an her şey hazır. Şu an kupa 3 ile maça 10 arasında bu kart var. Önce bunları gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya koyabilirdin falan işte bunu yapabilirdin gösteriyorsunuz. Ve ardından da tam olarak yavaş bir şekilde hatta seyirci bile alabilir bu kartları. Açıyorsunuz ve diyorsunuz ki tam olarak bu iki kart arasında sen koydun ve herhangi bir yere koyabilirdin diyorsunuz. Ve bu kartları yani aslında şu şekilde açın ki artık papazı unutsunlar. Papaza bir önem yüklememiz gerekiyor. Ve kapadıktan sonra maç onda kupa 3 çıkıyor. Ve siz de tahmininizi gösteriyorsunuz. Aslında oyunun bütün mantığı bu. Şimdi şu hareketin üzerinden bir daha geçelim çok kısa. Şimdi diyelim ki bu kartı örnek alalım şimdilik. En üstteki kart ne? Maç 10. En alttaki ne? Maça 9. Geldi istediği yere kadar koydu. Biz kartları açarken, siz bu arada böyle yapmanız gerekiyor, diğer elinizde olması gerekiyor eğer sağlaksanız. Solaklarda bu şekilde. Onu da çok kısa söyleyeyim bu arada, çok soran oluyor yorumlarda. Genelde sihirbazlıkta şöyle, asıl kullandığınız elin diğer tarafında deste duruyor. Ben solağım ama deste sağ elimde duruyor. Siz de sağlaksanız sol elinizde duruyor ve o şekilde gibi düşünebilirsiniz. Neyse devam ediyoruz. Şimdi seyirci buraya yarısına kadar koydu. Açıyorsunuz ve açtığınız zaman hemen ileri gelip ters dönüyor elim. Bak ileri gelip ters dönüyor. Baş parmağımla yakalıyorum ve açtıktan sonra hemen bu paketi üzerine koyuyorum. Bu yavaş şekli, hızlı şeklini şimdi göstereceğim. Geldim, buraya koydum. Bu arada bakalım ne varmış? Joker varmış. Burada da maç as var. Şimdi bakın, hızlı bir şekilde yapıyorum. Burada kart neymiş ona bakalım. Burada kupa 3 var. Ve hemen sonra da açıyorum bu arada. Çok da fazla beklemiyorum. Hatta şöyle buradan da açarak ortalamaya çalışıyorum bunu. Ve işte sonra devam ediyorum. Ve bakın gerçekten de kupa 3... İki tane kart, etrafındaki kartlar, biri Joker, biri de maç az. Yani siz o şu hareketle, şu tık tık yapılan bir hareketle direkt böyle en üstteki en alttaki kartın arasına getiriyorsunuz bu kartı. Ve bütün numara bu. Şimdi birkaç incelikten bahsetmek istiyorum. Onlar da şu şekilde. Diyelim ki seyirci geldi, buraya koydu. Böyle en alttan 3-5 kart yukarısına koydu. Şimdi bu durumda bu hareketi yaparsam kartların yeri değişeceği için bir anda en üste çıkacak kart. Bu da şüphe çekecektir. Veya diyelim ki en üste koydunuz. En üstlere koydu daha doğrusu seyirci böyle bir yere. Ve geldi siz hareketi yaptınız. O zaman da en altlara geçecektir. Bu da şüphe çekecektir. Şimdi böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Öncelikle seyirciyi yönlendirmeniz gerekiyor. Seyirci geldi diyelim. Altları koydu. Diyorsunuz ki yalnız en kolay yere koyun. Altları bilmesi çok kolay. Bence pişman olursun. Değiştir daha zorlaştır benim için. Ortalara koy diyorsunuz. Genelde %95 yani %90 seyirci gerçekten dalıp böyle başka bir yere koyuyor. Ve en üste koyarsa en üstteki kartlar çok kolay. Ne olduğunu bilebilmesi çok kolay. Bak bu kadar kart aşağı koymuşum. Bence daha zorlaştır. Ortaya koy. Ortaya bir yerlere koy diyorsunuz. Ve seyirciyi bu şekilde yönlendiriyorsunuz. Çünkü dediğim gibi eğer buraları bir yere koyarsa sonra bunu yaptıktan sonra çok belli olabilir. Ama bu kadar uç noktalara gitmedi diyelim. Yani ortadan biraz daha aşağıya koydu mesela. Şöyle baktığınız zaman gene aşağıda hatta biraz daha yukarıdayım şöyle. Diyelim ki böyle bir şey. Gene aşağılarda ama yukarıda bayağı pay var. Şimdi ben bu hareket yaptıktan sonra bu yer değişecek yani. Aslında şöyle olacak. Böyle olduğu zaman da yukarıda az kart, aşağıda çok kart oluyor. Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Benim çok başıma geldi. Çok da yırttım bu durumda. Hiç şüphe çekmedi.
burayı çok fazla belli etmeden konuşuyorsunuz. Biraz dik duruyorsunuz. Açtığınız anda, masa varsa özellikle masada daha güzel oluyor. Açtığınız anda bu kartları öyle bir açıyorsunuz ki daha fazla üst taraftan spread yapıyorsunuz. Alt tarafı daha az açıyorsunuz ve bunu bir şekilde ortalıyorsunuz. Yani sanki ortalara koymuş veya biraz aşağı koymuş gibi. Yani bunu böyle çok açıyorum, bunu az açıyorum. Bu optik illüzyon olarak biraz daha inandırıyor. Ve hiç durmadan konuşmaya devam ediyorum. Diyorum ki sen bu iki kartın arasına koydun. Ve sonra bunları çıkarttıktan hemen sonra topluyorum kartları. Ki seyirci zaten sizi izlemeye odaklandığı için eğer patlatma gibi amacı yoksa sizin yaptığınız şeyleri bu olaya inanacaktır. Yani çok da fazla üzerinde durmayacaktır. O yüzden bu şekilde taktikleri kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim bunları sunmanın versiyonlarına. Birinci versiyon. Hiçbir hazırlık yok. Siz bu kartları seyirciye verdiniz, karıştırdı. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Bunu seyircinin kartlarına da yapabilirsiniz. Plastik kartlarla, kızılaylarla, her kartla yapabilirsiniz bu hareketi. Siz geldiniz, seyirci karıştırdıktan sonra bir şekilde üstteki ve alttaki karta baktınız düzeltirken veya alıp böyle işte son bir kez daha bakayım derken falan. Yani çok fazla dikkat çekeceğini düşünmüyorum. Bu şekilde bakabilirsiniz ve seyirciye normal bir kartı dokunmasını söylersiniz. Joker olmayan versiyonu bu. Seyirci normal bir kartı dokunuyor. Bakmıyoruz diyorsun. Geliyorsun, ortaya koyduruyorsun yarısına kadar. Sonra hareketi yapıyorsun, açıyorsun ve bam kartı buluyorsun işte bunların arasına gelmiş oluyor gibi. Şimdi bu birinci versiyon. İkinci versiyon da şöyle bir tane Joker diyelim. Hatta bu başka destelerden olursa daha güzel olur. Mesela şunu aldık. Bu dediğim gibi bu mavi ya bu kırmızı olursa daha güzel olur. Cebinizden çıkartırsınız. Burada bir gizemli kart var. Her zaman benim yanımda olmuştur ve en güzel oyunlarda bana destek olmuştur gibi bir hikaye atabilirsiniz. Hatta asistanım diyebilirsiniz. Ben bunu asistanımı kullanacağım. Bazı oyunlarda bana asistanlık ediyor diyebilirsiniz. Bu da bir sunum tavsiyesi. Sonra aynı şeyi gene üstteki alttakini ezberleyip veya karıştırıyorsa seyir çaktırmadan yapıp veya dediğim gibi kendi istediğiniz kartları buraya koyup başlayabilirsiniz. Seyirci geliyor bunu koyuyor. Diyorsunuz ki bu kartın ne olduğunu merak edebilirsin. Bu kart aslında bir kart değil. Bu bir Joker diyorsunuz. Ve sonra devam ediyorsunuz. Yani asistanım yapması gerekeni yaptı. Ve işte buldu diyebilirsiniz. Aslında seyirci buluyor bu kartları ama bu şekilde sunabilirsiniz. Bu da ikinci versiyon. Şimdi bunu da geçersek. Üçüncü versiyon şu şekilde olabilir. Siz bu şekilde bir kart visit veya bir kart edinirsiniz. Bu karta da bu sizin tahmin kartınız olacak bu arada. Başlamadan buraya tahmini yazarsınız ve seyirciye bu kartı al dersiniz. Bakmadan ortaya koy dersiniz. Seyirci gelip bu kartı ortaya koyar. Mesela diyelim bu şekilde koydu ve siz gelip tak diye bak aslında burada benim tahminim yazıyor. Kupa 3 ile işte maç 10 yazıyor dersiniz atıyorum. Neyse şu an ayarlamasını yapmadım. Bu kartları çıkartıp eşleşmiş versiyonunu gösterebilirsiniz. Bu da çok eğlenceli çünkü iskambil kartı dışında bir şey kullanıyoruz yani. Sizin tahmin kartınız oyuna dahil oluyor ve siz o ortaya koyma yönlendirme kartını bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel bu arada. Bu versiyonda bence kullanılmalı. Şimdi bunu da geçersek şöyle bir şey var. Bu şeyden biraz konuşmak istiyorum. Tahmini nereye yazabilirsiniz? Birkaç tane fikir söyleyeceğim size. Böyle bir kağıt edinebilirsiniz. Bu olabilir. Veya ortalıkta hemen bir kağıt kalem varsa oradan alıp yapabilirsiniz. Çok impromptu böyle o an orada gerçekleşen doğal bir şekilde yapabilirsiniz. O da güzeldir. Veya böyle bir close up pad varsa veya işte atıyorum yaptığınız oyunu bu arada tahmini yazmadınız yani tahmin yok diye siz direkt oyuna başladınız böyle yaptınız. Ben bu kartların böyle olacağını biliyordum diyorsunuz. Tabii ki inanmıyor size. İnanmıyorsan bak diyorsunuz mesela. Burada bir kağıt çıkar. Hatta şöyle yapalım. İnanmıyorsan bak diyorsanız burada bir kağıt çıkıyor. Seyirci alıyor bunu ve bir bakıyor. Gerçekten de tahminlerin tutmuş. Yani ben en başta tahmin yazıyorum demiyorsunuz. Direkt oyuna başlıyorsunuz. İşte atıyorum arkana bak, şunun altına bak, git bilgisayara bak, git şuraya bak diyerek önceden yazmış olduğunuz tahmini çıkartabiliyorsunuz. Hatta bir şekilde bir kağıda yazıp kağıdı küçük katlayıp arkadaşınızın cebine koyabilirsiniz. Ve sonra bunu sunduktan sonra sağ cebine bak diyebilirsiniz. Ve gerçekten çok büyük tepkiler alabilirsiniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Çünkü hiç beklemediği bir yerden vuruyorsunuz yani. Hem oyuna şaşırıyor hem de o kağıt nasıl cebime girdi diye bir sürü şaşırması gereken nokta oluyor. Bu da olabilir. Bunlardan bir iki tanesi daha. Mesela kağıt kalemle uğraşmak istemiyorsanız bekleşin ben bir telefonla tahmin atacağım diyorsunuz ki ben hep böyle sunardım bu arada. WhatsApp'tan mesajdan neyse gelip telefonla bir tahmin atıyorsunuz böyle ve diyorsunuz ki oyun bittiği zaman şimdi telefonla bak diyorsunuz. Telefonla bir çeviriyor burada bildirimlerden bile gözükebilir tahmini yazıyor. Veya birinin telefon numarasını almak istiyorsunuz diyelim. İlk defa birini yapıyorsunuz. Bu telefon numarasını almak için de güzel bir bahane olabilir. Başlamadan diyorsunuz ki şimdi benim senin cep telefonuna bir tahmin yollamam gerekiyor. O yüzden sen cep telefon numaranı ver diyorsunuz.
Ve dediğim gibi artık numarasını almak istediğiniz kimse onun numarasını bu şekilde alıp da yapabilirsiniz. Çok da güzel olur bence. Ve o şekilde mesajı yolluyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bütün olay, bütün numara bu. Evet, gördüğünüz gibi oyun bu şekilde oluyor. Yani sadece bir tane teknik var sizin çalışmanızı öğrenmeniz gereken. O teknik de çok kolay. Başlangıçta belki biraz böyle yavaş bir şekilde yapıyor olabilirsiniz ama siz bunu yaptıkça da artık böyle farkında bile olmayacaksınız bu tekniği yaparken. Direkt kendiliğinden gelişiyor olacak bu teknik. O yüzden sadece öğrenmeniz gereken tek bir şey var. Bir de ezberlemeniz gereken bazı şeyler var, açıklama kısmında bahsettiğim. Bunların hepsini öğrendiğiniz zaman hemen gidip istediğiniz insana sunabilirsiniz. Oyunun güzelliği de bu. Bence bu arada şu zamana kadar kanalda gösterdiğim en iyi oyunlardan bir tanesi. Çünkü isterseniz bunu karışmış bir desteyle de yapabiliyorsunuz ve herhangi bir ortamda, herhangi bir zamanda hemen yapıp çok güzel tepkiler alabileceğiniz bir numara. Bunu nasıl anlarsınız? Hemen şimdi bu numarayı öğrenip iyi bir şekilde çalışıp gidip insanlara yaptığınız zaman diğer oyunlardan biraz daha farklı, biraz daha fazla tepkiler verdiklerini göreceksiniz zaten. Eğer yeni geldiyseniz ve ilk defa bu videoyu izliyorsanız ve buraya kadar geldiyseniz artık kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ve bu videoyu beğenip yorumda atarsanız bana çok güzel bir şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi numara bu şekilde. Zaten bir sürü detaylardan açıklama kısmında bahsettim. Yani incelikleri oyunun. O yüzden açıklama kısmının hepsini izlemeyi unutmayın. Yani hem böyle farklı alternatif sunumlar orada tavsiyeleri veriyorum hem de başka şekilde kullanabileceğiniz şekillerini anlatıyorum. O yüzden videoların bu öğretme kısmı, açıklama kısmı çok önemli. Orayı atlamadan izlemeyi unutmayın. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bugün kendi repertuarımdan çok sevdiğim bir kart oyunu sizlere gösterdim. Bence hemen yapıp çok güzel tepkiler alabilirsiniz. Bir sonraki videoda zaten görüşüyor oluruz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Kartlarınızdan bırakmayın. Görüşmek üzere.